Mutlu günler değerli izleyenler. Satır başı programı ile karşınızdayız. Satır başında hafta içi her gün gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de Türkiye gündemi var. Satır başlığı içerisinde siyasetin yorumunu da kasacağız. Gündemin başlıklarını efendim. Kıymetli bir konuğumuzla beraber olacağız. Canlı yayında stüdyo konuğumuz bugün Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca olacak efendim. Sayın Başkan, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Direkt başlayalım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ve Türkiye gündemi dediğimiz aslında ilk sıraya tam da bu noktada, bu gündem yoğunluğunda aslında ekonomiyi alır olduk. Bu stüdyolarda sıklıkla konuşuyor olduk. Ve özellikle Bursa'daki sizin il çalışmalarınıza baktığımızda da bu çalışmalar ekonomi, gelen son zamlar, zamların vatandaşın artık gündemini oluşturması hem sosyal medyada hem de gündelik hayatımız içerisinde biz zamlarla ilgili artık yorumları çok sık duyar olduk. Tam da bu noktada sizin de eleştirileriniz var. Hem evet, gündemin ekonomiye yansıyan başlığını soralım. Çünkü biz eskiden hep çarşı pazar ekonomisi derdik. Çarşı pazardaki fiyatlar derdik. Hem enflasyonu konuşurken hem de vatandaşın zam bağlamındaki yorumlarına baktığımızda en dip olarak bunu görürdük. Ama şu anda biz elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını, benzine gelen zammı, bunları konuşuyoruz. Bunları manşetlere taşıyoruz. Yorumlarınız ve eleştirileriniz bu şekilde Bursa'da. Nasıl bir giriş yaparsınız? Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Sonra çalışmalarınıza gireceğim. Evet, öncelikle programı izleyen tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Zaten siz gündemi özetleyerek program başlattınız. Yani ben de 50'li yaşlardayım. Birkaç kriz geçmiş dönemler yaşadık. Ama Cumhuriyet tarihinde hiç bu kadar ağır bir buhran dönemi yaşadığımızı hatırlamıyorum. Ki bizden büyüklerle de konuşuyoruz. Ki birçok rakamlar da ortada zaten, onlara da bakıyoruz. Yani şu ana kadar tarihin en ağır ekonomik buhranını yaşıyoruz. Hiçbir dönem bu kadar vicdansız, hiçbir dönem bu kadar acımasız olmadı. Yani en basit işte elektrik faturaları, oradan başlayalım. En temel ihtiyacımız çok basit, yani evde herkesin kullanması gerektiği kadar elektrik kullanılması bile verilen asgari ücretin %10'unu geçiyor neredeyse. Ya da %10'a yakın oluyor. Yani sadece tabii elektrik faturası değil, doğalgaz artı, aidatlar artı, işte su vesaire. Bunların yanı sıra günlük yaşam, işte ekmek. Yani ekmeğin şu an piyasa fiyatı 5,5 lira. Ama sübvanse ediliyor. Onun dışında temel ihtiyaçlarımız. İşte biz birkaç gün önce basın açıklaması yaptık, onlara değineceğim. Evet. Bir tane kabak 10 lira 49 kuruş. Tek bir tanesi, orta boy. Özellikle gidip büyüğünü seçmedim. Bir tane orta boy kabak aldım. 10 lira 49 kuruş. Yine orta boy bir tane patlıcan. 5 lira 98 kuruş, 6 lira. Bir tane dolmalık biber 3 lira 30 kuruş. Bir tane biber. Faturası da var. Bunu da paylaştım. Şimdi bu şartlarda insanlar nasıl yaşayacak? 94 yılında da kriz oldu. 2001 yılında da oldu. 2008 yılında da teğet geçtiğini söylese de Cumhurbaşkanı, çünkü onları birçok şey teğet geçiyor. Şu anda da elektrik faturaları teğet geçiyor. Onları yanaşmıyor. Ama şu var ki hiçbir dönem bu kadar ağır bir ekonomik buhranın altında kalmamıştık. Çok dramatik hikayeler var. İnsanlar çok zorluk çekiyorlar. Evet. Toplumun her kesimi bakın. Toplumun her kesimi. Ben işte birkaç hafta önce Sebzali'ni ziyaret etmiştim, toptancı halini. Orada birçok gerçeği gördüm. Şimdi soframıza gelene kadar en basit bir sebzeden başladığımızda, ki yakın zamanda üreticileri ziyaret edeceğim. Sonra gübre bayilerini ziyaret edeceğim. Tarımsal ilaç satan bayileri ziyaret edeceğim. Şimdi top oraya dönüyor. Yani herkes bir üretici mutsuz, onu söylüyorum baştan. Üretici artık üretmiyor, tarlayı terk ediyor. Soruyorum, neden üretmiyorsunuz? Gübre fiyatlarını söylüyor, ilaç fiyatlarını söylüyor. Şu an %95'te tarımda kullanılan enerjiye zam geldi biliyorsunuz. Ticarethanelere %125 zam gelirken tabii ki tarımsal üretimi de ıskalamadılar. Oraya da %95 zam geldi. Şimdi böyle bir tablo var. Üretici mutsuz, üretmiyor. Sadece buğdayda milyonlarca ton rekorda kaybımız var. İşte geçtiğimiz haftalarda bir arızayı bahane ederek İran doğalgaz banasını kapadı. Ki yeni ekonomik modelimiz biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız ben ekonomistim dedi ve yeni Türkiye'nin ekonomik modelini açıkladı. Biz üreterek dedi büyüyeceğiz. Üreterek enflasyonu yeneceğiz. Kur canavarını üreterek durduracağız. Tamam, bir izlemek gerekiyordu.
Gördük ki üretmek için en temel girdi olan enerji yok. Fabrikalara 3 gün enerji verilemedi, doğalgaz verilemedi ve üretim yapılamadı. Şimdi ekmeğin ham maddesi dışarıdan geliyor. Onu da söyleyeyim, ekmek dışa bağımlıyız ekmekte. Rusya, Türkiye buğday ihracatını durdursa felaket olacak, aç kalacağız. Tablo bu kadar net. Ama bir taraftan bakıyorsunuz, kendi ülkemizde milyonlarca dönüm arazi çoraklaşıyor, köylü üretmiyor. Daha geriye gidiyoruz, 7 tane gübre fabrikası satıldı. Neydi dertleri? Yani o gübre fabrikaları AKP iktidarından ekmek mi istiyordu, su mu istiyordu? Niye sattınız? 7 tane gübre fabrikasını sattılar. İlaçta, tohumda tamamen İsrail'e bağımlıyız. Şimdi bu şartlarda ki ben bizim dönemde, bizim jenerasyondaki yaşıtımız olan birçok yurttaşımız konuya hakimdir. Hep övündüğümüz bir bilgi vardı. Biz dünyada kendi kendine tarımsal ürün anlamını yetebilen 7 ülkeden biriyiz derdik. Şimdi Türkiye bir tarım ithalat cennetine döndü. Tarım ürünlerini ithal ediyoruz. Ki en temel tarım ürünü bakliyatlar, mercimeğinden nohutuna kadar bu yükü artık ithalat cennetine döndü. Milyarlarca dolar yurt dışına tarım ürünleri için para ödüyoruz. İşte son yıllarda da şu an buğday rekoltesi düştü. Ve hatırı sayılır miktarda Türkiye yurt dışından buğday ithal ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi bu buğdayları un haline getiriyor. Piyasa fiyatı geçen hafta 360 liraydı ekmeklik bir çuval un. Şu an 382 liraya çıkmış. Onlar 220 liradan fırınlara sübvanse ederek veriyor ki vatandaşı 3 lira, 3,5 liraya ekmek, 250 gram ekmek verebilsin. Aslında burada işte fırıncı esnafı, simitçi esnafı doğal olarak zam yapmak zorunda kalıyor. Çünkü tam da bu noktada una olan zamla birlikte aslında bu vatandaşın cebine dolaylı olarak yansıyor. Burada aradaki aslında üreticinin de yapabileceği hiçbir şey yok. Kaldı ki son seçimde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarım politikaları ile ilgili çok da önemli mesajlar vermişti. Bu kıymetliydi. Çünkü Türkiye'nin üreten bir tarımsal ekonomisinin, tarım ve hayvancılığın aslında ikisini aynı anda söyleyebiliriz. Bu noktada tekrar harekete geçmesi gerektiğini, bunun çok önemli olduğunu vurgusunu da yapmıştı hatırlatacak olursak eğer. Aslında temele inmesi gerekiyor. Burada tarım ve hayvancılık ve kalkınma politikaları bağlamında değil mi başkanım? Tabii ki yani zaten hep onu defalarca dile getirdik ama şunu da bir kez altını çizelim. Yani şu anki yaşadığımız sürecin tek sorumlusu AKP iktidarının tarım politikasıdır. Tamamen köylüyü tarlasından, toprağından kopardılar. Köylü ürettiği ürünü satamaz hale geldi. Ki geçen programda da örnek vermiştim sanıyorum bir mercimek hikayesini. Kanada'dan Türkiye'ye mercimek ithal ediyor. 10 bin kilometreden Türkiye'ye mercimek geliyor. Hiç kimse zarar etmiyor. Herkes mutlu orada. Kanadalı çiftçi mutlu, onu alan toptancısı mutlu, satan ihracat yapan firması mutlu. Onu taşıyan gemi 40-45 günde geliyor Kanada'dan buraya. Lojistiğini yapan, o sektör mutlu. Onlar para kazanıyor. Bizim ithalatçı para kazanıyor. Gümrükten para kazanılıyor. Bizim toptancı para kazanıyor. Haliyle bakkalda 3-5 kuruş kazanacak. Market de kazanacak. Yani sofraya gelene kadar 7-8 el değiştiriyor. Hepsi mutlu, hepsi para kazanıyor. Ama bizim köyümüz şu ürettiği bir ürününü 3 kilometre, 5 kilometre ilerisindeki pazara ya da toptancı haline götürdüğünde zarar ediyor, götüremiyor. Çoğu zaman ürünü tarlada bırakıyor. Çünkü sadece ürünün işte gübresi, ilacının yanı sıra daha başka ekstra masrafları da var ki şimdi yaşamı çok zorlaşıyor artık. Kendi evinde yaşamının maliyeti artıyor. Elektriğinden, suyundan, işte kullanıyorsa diğer ürünlerinden ki ulaşım maliyetleri artıyor. Her şeyle yaşamını daha güç hale geliyor. Bunlar da haliyle yaptığı işten çıkarması gerekecek. Ne iş yapıyorsa oradan geçimini sağlaması gerekiyor. Şimdi bunlar da daha rakamlar yükseldikçe köylü üretemiyor, çiftçi üretemiyor. Üretemediği zaman da tarlalarımız çoraklaşıyor. Çünkü zaman zaman gazete küpürlerini görüyoruz işte. Trakya büyüklüğünde tarlalarımız, verimli tarlalarımız çoraklaşıyor, heba oluyor diye sık sık gazete haberlerinde görüyoruz. Şimdi böyle bir tablo var. Bu tamamen AKP'nin getirdiği tarım politikasının ürünüdür. Yani işte gübre fabrikalarını sattılar. Gübre fiyatları astronomik rakamlara çıktı. İlaç zaten dışa bağımlıyız. Temel bir enerji şu an çok pahalı. Bu şartlarda bizim üreticimiz üretemediği zaman ithal ediliyor. İthalatta da fiyatlar yükseliyor ki
içeride üretilen ürünlerin sofraya gelene kadar onun ben bir böyle periyodik olarak devamını getireceğim. Şimdi ön başta üreticiler bu hafta önümüzdeki hafta ziyaret edeceğiz. Bu konuyla ilgili bir çalışmanız var. Var evet, bizim parti meclis üyemiz tarım konusunda çok çalışmalar yapmış Sayın Gökhan Günaydın, bu konuda çok önemli çalışmaları var. Bursa'ya davet ettik onunla. Bursa'daki tarımsal üretim yoğun olduğu ilçelerimizde bir program yapacağız Gökhan Bey'le. Burada zaten biz üreticiler gidip yerindeki zaman zaman ziyaret ettik ama onları birebir tarlalarına girip ziyaret edeceğiz. Burada şimdi üretici mutsuz, onu söyleyelim. Ondan sonra ikinci aşamaya geldiğinde o ürünleri alıp sebzelerini de pazarlara taşıyan nakliyeciler mutsuz. Dün Bursa kamyon garajına gittim. Oradaki kamyoncu esnafla bir araya geldik. İnanın birkaç saatlik gittiğim yerden, yani saatler sürdü, güçlükle çıkabildim. İnanılmaz dert küpü, inanılmaz sorunları var. Şimdi o ürünleri taşıyan nakliyeciler mutsuz. Onların geldiği toptancı halini ziyaret ettim. Bursa'da 150 civarında komisyoncu dükkanı var. Birkaç yıl içerisinde 170-180 defa el değiştirmişler. Eğer mutlu olsalar, yaptıkları işinden kar ediyorsa herhalde iş yeri satmaz kimse, devretmez. Yani orada da bir umutla yeni alan işte vatandaşlarımız 3-5 kuruş kar etmek için onlar orada bir mücadele içerisine giriyorlar. Şimdi orada bir mutsuzluk var. Orada çalışanlar da mutsuz. Pazarcı esnafıyla yine bir araya geleceğiz. Pazarcılara ben zaman zaman bir yere geldim hepsi. Hatta beni bir ziyaretime dedi ki bizi işte soğuklar çarpmıyor, fiyatlar, etiketler çarpıyordu. Pazarcı da o etiketlerden rahatsız. Yani 2 kilo, 3 kilo alan yurttaşlarımız artık taneyle alıyor. Dün evet. Ben gittim aldım, işte onu da basın toplantısında paylaştım. Şimdi pazarcı mutsuz, tüketici hepsinden mutsuz. Yani sofrasına bir tane patlıcan 6 liraya geliyorsa, sofrasına gelene kadar daha diğer aşamalar da var. Yani burada bir şey var, bir gariplik var, bir üretim zincirinde bozukluk var. Üretici, taşıyan, toptan satan, pazarcısı ve tüketici. Tek tek burada bir çalışma planlıyoruz. İşte birkaç noktaya gittik. Şimdi üreticileri ziyaret edeceğiz. Arkasında bir gübre bayisini ziyaret edeceğim. Bütün şikayetler o yönden. Ben de anlamıyorum, gideceğim. Bir tarımsal ilaç satan bayileri ziyaret edeceğim. Şimdi sizlerin derdiniz ne? Evet. Çünkü ben sebze haline gittim, dediler ki işte biz Antalya halinden o dönem işte 12 bin liraya ancak buraya getirtebiliyoruz dediler. 12 lira kamyonun gelip geri gitmesi. Şu anda artık daha da artmıştır. Ama kamyonculara gittim. Şimdi onları da biraz sonra paylaşacağım. İnanılmaz şekilde sorunlar, inanılmaz şekilde dertleri var. Artık o sektör yani can çekişiyor diyebiliriz. Hani bıçak kemiğe dayan derler ya. Orada bıçak kemiği kesmiş. Hemen o konuya da girelim isterseniz. Çünkü hem enerji maliyetlerindeki artış artık vatandaşın faturalarını bu noktada dükkanlarının kapısının önüne astığını, sosyal medyada herkesin fotoğraf olarak faturalarını paylaştığını görüyoruz. Tam da bu noktada hem esnafın hem de vatandaşın gündemi şu anda enerji maliyetleri. Bu işin hem akaryakıt boyutu var hem de tabii ki evimizde, dükkanlarımızda kullandığımız hem elektrik hem doğalgaz başlığı var. Elektrikle ilgili olarak artık kafelerde en sıklıkla yapılan bir haber olduğu için bunu dile getirebiliyorum evet, rahatlıkla. Evet, kafelerde ısınma ücreti alıyorlar. Bir de bu var. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi esnaf altından kalkamıyor. Zaten yani sadece enerji de değil. Tabii enerji fiyatları çok yüksek ama kira, iş yeri kirasına yakın artık sabit fatura giderler oluyor. Eskiden elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları ödendiğinde onlar yani günlük ciro içerisinde çok önemli bir yakın tutmaz hatta. Günlük cirodan ödenirdi. Şimdi yine yakın zamanda ben de sosyal medyada gördüm arkadaşım da üstelik. 21 bin lira elektrik faturası gelmiş. Ata Bulvarı'nda bir işletmeye 21 bin lira elektrik faturası. Yani şimdi sadece elektrik faturası için kaç gün çalışacak o işletme? Çalışanlar vesaire giderler. Yani altına kalkmaları çok mümkün değil. Ayakta kalmak için de maalesef sonunda dönüp dolaşıp tüketiciye yansıyor. İşte gelen müşterilerinden daha önce yansımayan işte ısınma ücreti gibi veya hesap açılış ücreti gibi bir takım talepler oluyor. Bunda doğal olarak yani tüketici olarak bakıldığında, müşteri olarak bakıldığında çok hoş bir durum değil ama ayakta kalmak hakikaten çok zorlaşıyor. Yani AKP iktidarı 20 yılın sonunda ülkemizi yaşanmaz hale getirdi. Ki şunu söyleyeyim, şurada bir nakliyecilerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir nakliyeci buluşması vardı genel başkanımızın. Burada bir rapor vardı, onu paylaştık. Şimdi burada dün ziyaret ettiğim kamyon garajında yüzlerce emekçi vardı orada. Esnaf aslında onlar da. İnanılmaz sorunlar dile getirdiler. Akaryakıt fiyatlarının astronomik olarak yüksekliği,
Yani yüksekliği burada biz onları daha önceden bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi uyarmış. Burada hepsi var. Neler yapılması gerektiğini dile getirmiş. Şu anki yaşanan sorunun daha öncesinden eğer bu önlemleri almazsak bu sorunlar yaşanacak ki anlamında bu paylaşılmış. Eğer ciddiye alınsaydı, dikkate alınsaydı şu anki bu sıkıntı yaşanmayabilirdi. Evet. Yani sigortalamakan araçlarının akaryakıt fiyatlarından lastik fiyatlarına kadar inanılmaz şekilde sorun yaşıyor. Hatta bir kamyoncu yaklaştı, dedi ki 10 gündür bu Bursa, ki başka Kahramanmaraş'tan yük getirmiş. 10 gündür burada yatıyorum dedi. 10 gündür işte buraya para ödeyeceğim. Ayrıca dedi ki artık yemek yiyemiyoruz. Her gün kuru fasulye yiyorum dedi. Ucuz olduğu için, çok sevdiğimden değil dedi. Bir başka kamyon şoförü oradan müdahil oldu, dedi ki bir çorbayla günü geçiriyorum burada dedi. Şimdi beslenme ihtiyacını da karşılamayan şoförler binlerce kilometre yola çıkıyor, bakın çok önemli. Eğer yük bulduklarında bir tanesi 120 lira var cebinde dedi. 100 lirasını dedi buraya komisyon ödeyeceğim. 20 lira yola çıkacağım dedi. Yolda lastiğim patlasa kaldım dedi. Hiç yapacak bir şeyim yok. Bir kamyon sürücüsü kış lastiği takamamış. Param yok, alamadım dedi. Büyük risk bunlar. Evet. Hem kendileri için risk, hem yol esnasındaki diğer yurttaşlarımız için büyük risk. Ama herhalde hiçbir kamyoncu en başta kendi hayatını risk etmez. Yani bir lastik 8 bin lira, 10 bin lira olduğunu söylüyor. Araçların amortisman kayıpları var. İlginç bir noktayı ben burada paylaşmak istiyorum. Onlara da söz verdim paylaşacağım diye. Kasko sigortası yaptıramıyorlar zaten büyük çoğunluğu. Trafik sigortaları ile ilgili özellikle yurt dışında çalışan tır, kamyoncuların çok ciddi bir sorunu var. Trafik sigortası daha çok değil, tamamen yurt içinde geçerliyor. Fakat onlar gittiklerinde diyor ki bir ayın 20 günü biz yurt dışındayız. Zaten 20 gün bir risk oluşmuyor. Belki diyor Türkiye'ye gelip mal alıp geri gittiğimizde 3 gün, 5 gün, 10 günlük süre içerisinde kullanacağız ama sınırdan çıkar çıkmaz zaten yeşil sigorta yaptırmak zorundayız. Ayrı bir sigorta yaptırıyoruz diyor. Ama biz burada sanki 365 gün Türkiye'de bu riski yaşıyormuşuz gibi sigorta prim ediyoruz. Aslında çok da şikayetleri mantıklı bir düzenlemeyle. Yani ayın büyük bir bölümü yurt dışında oldukları için. Evet, evet. Türkiye'de kalan kısmı için bir düzenleme istiyorlar o zaman. Yani bununla ilgili sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi gerekiyor. Zaten bizdeki sıkıntının çoğu da oluyor. Sektörün gerçek temsilcileri masada olmadığı zaman sorunları çözüm bulamıyoruz. Burada hem sigorta sektörünün hem de işte bu anlamda nakliyeci sektörünün bir araya gelip bu sorunla ilgili adım atılması gerekiyor. Hakikaten de mağdur oluyorlar. Bunun gibi inanılmaz şekilde şikayetleri var. Zaten artık o meslek olmaktan çıktığını söylüyorlar. İşi bırakmak istiyorlar ama birçoğunun artık ailesini geçirmek zorunda. Başka yapacaklar iş yok, bildikleri iş yok. Ve çok ciddi ölçüde sıkıntı çekiyorlar. Hı hı. Şimdi işte o bir kabağın 10,5 lira soframıza gelmesindeki önemli bir faktör nakliye. İşte burada inanılmaz bir sıkıntı yumağı var. Onun dışında işte söyledim. Köyleri ziyaret edeceğiz. Yani her anlamda bir üretim zinciri bozuldu. Evet. Bunun da tek müsebbibi AKP'nin tarım politikasıdır. Peki Sayın Başkan, özellikle Genel Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu da tam da bu noktada erken seçim gündemiyle ilgili söylemleri var. Hatta bu hafta röportajda verdiği demeçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olması için erken seçimin olması gerektiğini söyledi. Ve tabii ki bu süreçte adaylığını istediğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisini de aday olacağı başlığı var şimdi. Ve erken seçim gündemi tekrar konuşuluyor. Peki erken seçim, tam da bu noktada eleştiri getirdiğiniz, bugün de gündeme taşıdığımız başlıklar için bir çözüm müdür Türkiye'de? Bu kıymetli çünkü erken seçim, evet, çağrısı yapılabilir. Erken seçim olabilir. Türkiye'deki siyasi tarihe baktığımızda erken seçimlerin yaşandığını da görüyoruz. Fakat tam da bu konjonktür içerisinde, bu durum içerisinde çözüm erken seçim mi? Böyle sorayım soruyu. Bu kaçınılmaz ama şu var, şimdi erken seçim neden yapılır? İki tane gerekçesi vardır. İktidardaki parti bir, oylar yükseliyorsa bundan faydalanmak ister. İki de düşüyorsa o düşüşü durdurmak ister. Evet. Şimdi artık AKP'nin oyların düşme boyutu bitti. Artık paraşütle ipi kesildi. Böyle hani derler tüpsüz dalmış diye. Şu anki durum tüpsüz dalmış durumda. Yani oy düşmesi değil, oyu darmadağın oluyor. Artık yani ikinci kriter de ortadan çıktı. Bunu biz sadece işte iktidar değişimi için vesaire için değil. Ama bu ülke için arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu ülke için şu anki tek nokta bu iktidarın
artık süresinin dolması ve bir an önce erken seçim kararının alması ki zaten kamuoyu okumaları birçok gerçeği ortaya koyuyor. Şunu en başta söyleyeyim, neden bunu istiyoruz mesela iktidar değişimine ne olacak? En basit şu var, şu an dünyada likit bolluğu var. Özellikle bu son virüs salgından sonra da işte bir takım yatırımlar vesaire aksadı uzadı. Dünyada şu an likit bolluğu var. Gelişmiş ülkelerde uluslararası piyasa ben bakıyorum zaman zaman. Borçlanan ülkeler çok düşük rakamlarla 0,50 ile borçlanır 75'e tabii süre dönemli ama bizim şu an Hazine Bakanlığımızın, Hazine'nin resmi sitesinde baktım. 1,5 milyar dolar 20 gün 25 kadar önce borç almış. %6,5 faizle. Yani bizim kategorimize hiçbir ülke bu rakamlara borçlanmıyor. Bu nedir? Güvensizlik. Bu iktidara duyulan güvensizliktir. Eğer ki bir iktidar değişiminde ki zaten belli bir süre bunu döndürmek zorundasınız. Bu rakamlar çok aşağı inecek. Birçok noktada en azından kur riski azalacak. Kurla ilgili sıkıntı kendinden gidecek ve hızla bu ülke yaraları sarmaya başlayacak. Şunu söyleyeyim. İşte dün de söyler siz iktidara gelince ne yapacaksınız diye. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu beceriksizliklere rağmen güçlü bir ülkedir. Bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim insanımız çalışkandır. Bizim insanımız ticari ilişkileri, ticari ağları çok güçlüdür. Ve doğru yönetildiği zaman birçok sorunu çok kısa bir süre çözeriz. Yani tek sorun doğru yönetilmemek. İşte örnek de verdik. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verdim. Yani oradaki yönetimler de mevcut bütçeyi kullanıyor. Para basmıyorlar. Hatta kısıtlanıyorlar da. Çalışmaları kısıtlanıyor, bulduğu krediler kısıtlanıyor. Ama ona rağmen yapılanlar ortada. Kendi resmi sayfalarındaki verileri paylaşıyorum ki en küçük bir yanlış bilgi olsa havuz medyası hazır zaten. Başlarlar yaygara yapmaya. Ama o bütçelerle işte İstanbul'da 10 tane metro hattı yapılıyor. En basit. Milyonlarca insana dokunuluyor ve hiç kimse bilmiyor. Birisine sosyal yardım aldığını bir komşusu dahi bilmiyor. Hiçbir şekilde parti ayrımı da yapılmıyor. Gerçek anlamda kimin ihtiyacı varsa tespit ediliyor. Hani diyorlar ya CHP'lere gelince işte sosyal yardımlar kesilecek, sizlere şu verilmeyecek, şöyle olmayacak, böyle olmayacak. CHP bunu insanların onurunu rencide etmeden yapıyor. Daha fazlasını yapıyor. Yetiyor, yatırımlar yapılıyor. AKP'nin yarım bıraktığı birçok çalışma yapılıyor. Nedir burada? Doğru yönetim. Demek ki doğru yönettiğiniz zaman yandaşlarınıza peşkeş çekmiyorsanız, 3 liralık işi 5 liraya yaptırmıyorsanız ki Ankara'da işte bir o park hikayesini biliyorsunuz, dinozor hikayelerini. Gerekli gereksiz nerelere paralar harcamış ki Bursa ortada ki en basit T2 hattı 130 milyon liraya kazma vurulup kurdele kesilecekti. Üzerine kaç milyonlar gitti? En son 150 milyon daha borçlanıldı. Eğer bu yöntemlere başvurmazsanız bu ülkenin kaynakları yetiyor. Sorunları çok kısa bir süre çözeriz. Sadece doğru yönetim sorunu var. Bununla ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi bu göreve hazır. Ben hep söylüyorum, eğer yurttaşlarımıza gittiğimizde bir defa da Cumhuriyet Halk Partisi'ni deneyin. Zaten eğer beğenmezseniz sandık önünüze gelecek. Ama bunun için de bir defa denenmesi gerekiyor. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi üyesinden genel başkanına kadar her kademesinde hazırdır. Bu soruları çözeceğiz. Evet. Evet. Toparlarsak son mesaj ne yönde olur? Çok fazla konuya giremedik. Zamla geldik. O kadar şeyiz ki yani. Son gündem maddesiyle aslında bugün programı yaptık. Yani gündem artık zaman dışında bir şey olmuyor. Hakikaten sosyal medyaya baktığımızda Bursa için yorumunuz ne? Bunu da alalım. Bursa için durum ortada. Bunu defalarca dile getiriyoruz. Yerel yönetim anlamında Bursa çok talihsiz bir dönem yaşıyor. Ki biz 31 Mart akşamı baktığımızda dedik ki işte AK Parti'nin yönettiği en büyük kent Bursa. Bursa yatırım yağmuru olur diye düşünüyorduk. Bursa'daki artık birçok sorun çözülür diyorduk. İşte en başta belediye başkanımız Atamay'da göreve geldiği dönemde hatırlarsınız dedi ki trafik sorunu çözeceğim dedi en basitinden. Trafik sorunu çözemeyince Cumhurbaşkanı devreye girdi. Hükümet baktık ki Bursa'da başta olmak üzere trafik sorunu nasıl çözdüler? Mazot 15 lira yaparak çözdüler. Artık benzin 15,5 lira oldu. Vatandaşlarımız özel araçlarını kullanamaz duruma geldiler. Trafikte kısmen çözülmeye başladık ki AK Parti iktidarının Ali Nur Aktaş döneminin Bursa'da tuttuğu tek sözü de budur. Trafiği rahatlatacağım dedi. Kısmi rahatladı o da. Ancak işte akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla bunu sağladılar. Ama onun dışında Bursa'da bu dönem hem merkez hükümet anlamında hem yerel yönetim anlamında büyük bir talihsizlik yaşıyoruz. Yatırımlar perişan. Burası bir yatırım mezarlığına döndü. İşte hızlı treni genel başkanımız gündeme getirdi. Hızlı tren de artık çıktı Bursa'dan biliyorsunuz. Yüksek standart yük trenine döndü. Yük trenine de razı dedik ama onu da beceremiyorlar.
Onun dışında yine yarım kalan o kadar çok proje var ki Bursa'da. Yani bunu aslında birkaç program yapsak da zaman yetmeyecek. Yani talihsiz bir dönem yaşıyoruz. Ama sonların geldi çok net. Çok net bir şekilde görülüyor hem yerelde hem de genelde artık 20 yıllık AKP kabusu sona erecek. Vatandaşlarımızı bir rahat nefes alacak. Bununla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi kadrolar üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecektir. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Gündemi yorumlamaya çalıştık, aktarmaya çalıştık hem de. Son başlık üzerinden gittik. Sizin de yaptığınız hem Bursa'daki çalışmalar hem de genel çalışmalar anlamında son yaşanan zamlar vardı. Erken seçimli konuştuk siyaseten. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Noktalıyoruz efendim. Satır başının süresini tamamladık. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.